Tokyo'dan merhaba. Bugün şiteke mantarlarının kışlık bakımını göreceğiz. Kışın bu şekilde duruyorlar. Sol tarafta gördüğünüz 3 tane bu yıl videoda ektiğimiz, ekim yaptığımız yeni mantar küçükleri. Sağ taraftaki 5 tane ise eski küçüklerimiz. İçinde 2 yıllık ve 1 yıllık olanlar var. Bugün Tokyo'da kar yağıyor. Kar var. Zaten bu karı bekliyordum ben de bunu gösterebilmek için. Çünkü kış dediğimiz zaman burada kar yok pek. Bu kar altında nasıl oluyor onu göstermek zor olacaktı. Bu kar biraz tutarsa onu da göstermiş olacağım bu videonun sonunda. Küçüklerin içinde miselin ilerlemesi için, eşit ve dengeli ilerlemesi için küçükleri arada bir baş aşağı yapıyoruz. Bu eski küçüklerde yani tutmuş artık misel sarmış küçüklerde 3 ayda bir, 2 ayda, 3 ayda bir oluyor. Ters yüz edip baş aşağı yapıyoruz. Yeni küçüklerde ayda bir. Ben şimdi küçüklerin tamamını çevirip geleyim. Şimdi küçüklerimizi küçüklerimizi gördüğünüz gibi baş aşağı yaptık. Burada dikkat edeceğimiz konu arada boşluk bırakmak. Bu şekilde tamamını ters yüz edip baş aşağı çevirdik. Her küçüğü 90 santim yapmamızın bir nedeni de o. Gönüllü rahatlıkla çevirebiliyoruz yani. Kocaman kütük yaptığımızda hem bunu dik tutamayacağız. Tutsak üst tarafı kuruyacak, alt tarafı nemi fazla tutacak. Mantıklı değil. Kütüğün yarısını çöpe atmış olacağız. O nedenle küçük bu boyda, uzun küçük bu boyda en ideal boy. Ne fazla ne eksik. Ben karın yağmasını bekleyeceğim. Kar altında duracak bunlar. Kar olmadığı zaman da zaten öyle duruyor buranın havası. Çok fazla eksilere düşmüyor. İşte gele soğuğu seven, soğuğa dayanıklı bir mantar türü. Şu anda küçük üzerinde bazı küçük pinler var. Ama biz meyveden bunları uyutmaya geçirdik. Artık meyve almıyoruz. Bu şekilde eski küçükleri yani sağdaki 5 kütüğü ellemeyeceğim. Soldaki 3 tane bu yıl yaptığımız, birlikte yaptığımız küçükleri bir ay sonra bir daha çevireceğim. Şu an Ocak ayındayız. Mart ayı sonlarında bunları uyandıracağız. Mart, Nisan aylarında mantar almaya başlayacağız. Geçen hafta kar yağdı. Karın yağmasını bekliyordum. O karlı çekimi yaptık. Ters çevirdik küçükleri. Tekrar edeyim bir daha. Yeni küçükler, yeni aşıladığımız küçükleri ayda bir kez ters düz ediyoruz. Baş aşağı yapıyoruz. Eski küçükleri, bir yıldan fazla olan küçükleri 3 ayda bir yine aynı şekilde ters düz yap, baş aşağı yapıyoruz. Bu miselin iki tarafa da eşit olarak yayılmasını, iki uca da eşit olarak bütün her tarafa yayılmasını sağlıyor. Şimdi kışın bunlar nerede duruyor, nasıl duruyor? Kışın işte burada gördüğünüz gibi bu şekilde duruyorlar. Bir şey yapmıyoruz. Kar altındaysa, kar örtü, kar yağan yerlerde tabii burada kar yağmıyor. İşte o yüzden sadece gösterebilmek için. Karın yağmasını bekliyordum. Burada yılda bir kere yağar yağmaz. Burada 2-3 gün durur. Küçükler kar altında duruyor normalde kışın. Örtü oluyor kar onlara. O yüzden donmuyorlar. Bir şey de olmuyor bunlar. Bu şekilde kalıyorlar. Yani özel olarak içeri almanız, bir yerde tutmanız, sıcak tutmanız falan gerekmiyor. Çok çok soğuk yerlerde kar örtüsü yoksa basit bir şekilde örtü falan yapmak gerekiyor. Burada genelde bunların dizilişi var. Yerde yaptığımız silah çatma şeklinde dizilebiliyor. Bunlar yere yatırılıp bu lengalar var ya oyun. Onun gibi dizilebiliyor. Kare şeklinde. Etrafları açık olarak. Böyle dizildiğinde hem hava alıyor hem de donmuyorlar. Bu şekilde ya kışı geçirmiş oluyorlar. Zaten kışın bunlar bekleme süresi, kış şey uyku süresi. Kış biter bitmez de mantarları meyve vermeye başlıyorlar. Bu videomuz, mantar videomuz bu kadar.
Artık bir sonraki işlemi tekrar videoda çekim yaparak beraber göreceğiz. O zamana kadar sağlıkla kalın.